عندي بنات شايفهم دلوقتي احلى. كويس انا جا جا سنجا بايرم عمل هو جماعة سن كيف؟ Sen Türkiye, sen Suriye misin? Hangisi Türkiye'siniz? Suriye kim? Sensin. Adın ne? Türkiye. Türkiye, maşallah. Teşekkür ederim. Allah seni korusun. Senin adın ne? Suriye. Suriye. Bu bebeğe ne isim vereceksin? Bu bebeğin ismi ne olsun? Şu راح تسمي هذا الولد؟ علي صوتك ايه. Bu da Suriye'nin olsun. Tamam. Buraya bak, Türkiye. Bu ne la ismi ana? Rıfkat'ına كتير بيحبونا بالمدرسه اسمنا كتير. Arkadaşlarımız bize çok seviyorlar adılarımız için yani. Evet şaşırıyorlar yani. Evet şuf reisna Erdoğan. Evet Türkiye. Evet babam Recep Tayyip Erdoğan'ı çok görmek istiyoruz. Çok istiyoruz yani. اخترنا هذول الاسماء سورية وتركية لاني يعني يوم اللي ولدتهم ولدتهم هون صار اخترناهم مشان نسمي سورية بلدنا الحقيقي وتركيا بلدنا الثاني وشدة تعلقنا ببلدنا سوريا وبلدنا الثاني تركيا. Ya neden seçtim diyor? Ben burada doğdum. İkiyiz burada doğdum. Ve Suriye'yi çok seviyorum tabii ki benim vatanım. Ve de Türkiye'yi çok sevdim. İkinci vatanım oldu. O yüzden bu adıları seçtik. Yani حبينا الأسماء ولقيناها غريبة بنفس الوقت. وحتى بالمدرسة إنه وين ما باخذهم أو بساجل سورية وتركي يعني كيف نسمي فيهم هدول الأسماء؟ أقربالارمز çok şaşırmışlar ve çok sevdi yani bu adılar ve nereye gidiyorum diyor çok şaşırıyorlar ve tuhaf yani sanki geliyor bu adılar Türkiye ve Suriye. حب أشوف رجب طيب أردوغان وفضل أنستي اللي تابعت معي وعلمتني وكيف الأمور التربوية أنس أمل عبد القادر هي اللي وجهتني بهالأمور كلها وعلى تعليم بناتي بشكر لها بوجه لها شكر كبير لان هي لها الفضل الاكبر علي. ها diyor ki şey babam Tayyip Recep Erdoğan evet görmek istiyorum ve size teşekkür ediyorum. Ne şu مسميت تركيا وسوريا هذا الاسم اخترته يعني. تعلقي بوطني سوريا وبمحبتي في وطني الثاني تركيا. تمام. Suriye çok seviyordum. O yüzden. Bir de Türkiye'yi çok sevdim. İkinci vatanım oldu yani Türkiye. O yüzden yani. Bu yüzden mi isimlerini kurmuş çocuklar? Aynen evet. Lahada sebep ente semeyi Türkiye ve Suriye, sah? Na, evet. Lahada sebep semeyi Türkiye ve Suriye. Le muhabbeti bi Türkiye ve beledi Suriye. Evet bu yüzden Türkiye ve Suriye adıları seçtim. Türkiye'yi çok sevdim. Bir de Suriye'yi çok seviyorum. O yüzden. Kine ana ve zavucati ve hazel vada. ومحبة في وطني تركيا ووطني سوريا لهيك سمينا اسم سوريا وتركيا Şimdi çok konuştuk yani hangi adılar seçeceğiz ve seçtik yani bu adıları çok sevdik o yüzden seçtik. Bu kamp sabına dün vali bey bizi ziyarete gelmişti. Bu ikiz kardeşlerimizin ortaya çıkmasına vesile oldu. Kalp gözü açıktı. İkisine soru sordu adınız ne diye. Biri Türkiye, biri Suriye dedi ve bu güzel bir sürpriz oldu bizim için. Bu kardeşlerimize daha çok sahip çıkma adına bütün kurumları, bütün kuruluşları, bütün vakıf ve STK'ları tekrar bu ensar ve muhacirlik kardeşlik eliyle birbirimize bağlanmamız. İnşallah biz bu haberle ilgili genel merkezimizin de girişimleriyle birlikte inşallah seslerini Cumhurbaşkanımıza duyuruyoruz. Cumhurbaşkanımız bu güzel ikizlerimizi inşallah misafir olarak kabul edecekler diye umuyoruz. Buradan aynı zamanda bütün dünyada bir mesaj olur. Biz insanların ne kadar insanca yaklaştığımızı, biz insana ne kadar merhamet duygusuyla yaklaştığımızı Cumhurbaşkanımız onları külliye de davet ederek, onları da misafir ederek inşallah bunu göstereceklerdir. Şimdiden Rabbim o ikizlerimizin yardımcısı olsun. Onların nezdinde dünya çocuklarının gözyaşlarını dindirsin diyor. Yıllardır komşumuz olan Suriye'de bir acı yaşanmaktadır. Bu acıya ülke olarak merhem olmaya çalışıyoruz. Yerel yönetimler olarak, merkezi hükümet olarak bu noktada çok ciddi çabalar sarf ediyoruz. Komşuluk
ideoloji ve dinin ötesinde yardımlaşmayı gerektirir. Komşuluk, kucak açmayı gerektirir. Komşuluk, yaraları sarmaya gerektirir. Biz de ülke olarak ve Adıyaman olarak bunu yıllardan beri yapmaya çalışıyoruz. Ve çok şükür şu ana kadar da güzel sonuçlar elde ettik. Bugün Adıyaman'ımızda gündeme gelen, ülkenin gündemine gelen bir ismi Suriye olan, bir ismi Türkiye olan kızlarımız aslında bu bizim bu anlayışımızın bir ürünüdür. Kardeşlik bakışımızın bir ürünüdür. Ve bunun bütün dünyaya da örnek olması gerekiyor. Çünkü biz asimile etmiyoruz. Biz entegre ediyoruz. Biz gelen insanların kendi kültürleriyle burada yaşamalarına destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda sadece Suriye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında ki acıların son bulması, özellikle bu savaşlardan etkilenen, en çok etkilenen grubun çocuklar olduğunu biliyoruz. Çocukların bu acısının dinmesini temenni ediyoruz. Dönemlerden geçiyoruz. Ve pek çok ülkede ciddi kaos var, kriz var. Gözyaşı dökenler, açlıktan kırılanlar, birbirine girenler maalesef bizim din kardeşlerimiz. Ve bu coğrafyaya tek umut olarak da sadece Türkiye kalmış ve... O çimli biraz daha...